Büyük gün geldi çattı. 2018 Dünya Kupası'nın en merakla beklenen maçında, üçüncülük karşılaşmasında İngiltere ile Belçika karşı karşıya. Aslında bir rövanş olacak bu. İki takım grupta karşı karşıya gelmişti ve ikisinin de yenilmeye çalıştığı bir maçı Belçika kazanmıştı. Şimdi büyük maç öncesi en büyük soru işareti nasıl kadroyla çıkacakları. Brezilya karşısında belki de turnuvanın en iyi 45 dakikasını oynayan ama sonrasında Fransa'nın muazzam savunma kilidini açamayan Belçika. Bakalım Roberto Martinez yönetiminde bu maça astrayla mı çıkacak yoksa turnuva genelinde forma giyemeyen oyuncularla mı sahada olacak? Aynı şekilde It's Coming Home tezahüratlarıyla futbol evine döndürmeye çalışan ama futboldan önce kendisi eve dönecek olan İngiltere. Bakalım Gareth Southgate yönetiminde Loftus-Cheek, Jamie Vardy gibi oyunculara mı şans verecek yoksa zaten turnuva boyunca çok yorulan oyuncular yine sahada mı olacaklar? Elbette üçüncülük maçları her zaman finallerin gölgesinde kalır fakat ne olursa olsun bu maçtaki psikolojik rahatlık iki takımın da çok daha rahat ve açık bir oyun oynamasını sağlayabilir. En merakla beklenen konulardan biri de Harry Kane'in gol kralı olup olmayacağı. Şu anda bir mucize olmazsa Harry Kane en büyük hayallerinden birine ulaşacak gibi görünüyor. Bu iki takım da turnuva boyunca çok önemli yorumlar aldılar. Belçika'nın altın jenerasyonu 2014'ten beri kendisini ilk defa bu kadar büyük sahnede iyi kanıtladı. İngiltere'nin altın olmayan ama gümüş sayılabilecek jenerasyonda Gareth Southgate'in yönetiminde çok sempatik bir mesaj verdi turnuva boyunca. Her ne kadar Hırvatistan maçının ikinci yarısında bu uzatmalarında ezilseler de bakalım üçüncülük maçında nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Günün maçı böyleydi. Bu maçla birlikte bir çöp şiş iyi gider. Yanında da mevsim salata. Şimdi siz de yemek sepetini açın. Çöp şiş sipariş edebileceğiniz 696 restorandan birini bulun ve maç keyfinizi katlayın. Şimdiden afiyet olsun.